RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu ekonomideki son gelişmelerin medya sektörüne olumsuz etkilerini değerlendirdi. Yapılan açıklamada ekonomideki son gelişmelerle birlikte birçok yayın kuruluşunun kapanmayla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu, ekonomideki son gelişmelerin medya sektöründe olumsuz etkilerini değerlendirdi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, asgari ücrette sağlanan artışın medya sektöründe çalışan basın mensupları adına memnuniyet verici olduğunun altı çizildi ve benzer iyileştirmelerin basın işletmeleri için de sağlanmaması halinde bu artış sektör için anlamını yitirecektir. Aksi halde basın çalışanlarının çalışacak kurum bulamama tehlikesiyle karşı karşıya kalması söz konusu olacaktır denildi. Tarım Kredi Kooperatifi market ürünlerinin perakende satışının yapılacağı Erzincan Cumhuriyet Şubesi'nin açılışı yapıldı. Yerli, kaliteli ve doğal ürünleri tüketicilere ulaştırmak amacıyla kurulan marketle vatandaşlara uygun fiyat etiketiyle hizmet verilecek. Allah Erzincan'ımıza hayırlı mübarek etsin. Tarım Kredi Kooperatifi market ürünlerinin perakende satışının yapılacağı Erzincan Cumhuriyet Şubesi'nin açılışı yapıldı. Yerli, kaliteli ve doğal ürünleri tüketicilere ulaştırmak amacıyla kurulan marketle vatandaşlara uygun fiyat etiketiyle hizmet verilecek. Açılışa Erzincan Valisi Mehmet Makas da katıldı. Açılışa Tarım Kredileri Kooperatifi, Doğu Anadolu ve Karadeniz Grup Müdürü Celalettin İnan, Karadeniz Bölge Yöneticisi Harun Kutbay, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, market ürünlerinin halka daha ucuz sunulması amacıyla açılışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifi marketinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Ama bu sıkıntının çok daha üstesinde ve üstünde, fevkinde piyasayla oynamalar var. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu defalarca dile getirdiler. Bu piyasayla hakikaten piyasa şartları noktasında arz talep noktasını belirleyerek vatandaşımıza fiyatlandırma yapın denilmesine rağmen çok farklı zincirler marifetiyle 1 liralık malın 5 liraya, 5 liralık malın 10 liraya satıldığını müşahede ettik hep beraber Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Bunun üzerine sektöre birebir kamu tüzel kişiliğine haiz olan tarım kredi kooperatiflerinin girmesi talimatı Sayın Cumhurbaşkanımızca verildi. Direkt çiftlikten sofraya arada aracı olmadan ama vatandaşımıza hakikaten daha ucuz ürünü sunabilmek adına tarım kredi kooperatiflerimiz bu marketleşme yoluna gitti. Bu vatandaşa hizmet içindir, aziz milletimiz içindir. Siz de destekleyin. İnşallah daha zincirler artarak devam etsin ve daha piyasa şartları olgunlaşsın. Devletin geleneğinde özel sektörün geliştirilmesi vardır. Ama özel sektör vatandaşın sırtından geçinmemek kaydıyla, hakikaten vatandaşımıza zulmetmemek kaydıyla, bu bağlamda inşallah en uygun fiyatlarla ürünleri birebir kendi üretimleriyle size burada arzını yapacak kardeşlerimiz. Ya bura sadece A, B, C şahsının değil, 234 bin Erzincanlı'nın kendi malıdır bu market. Bu böyle biline. Allah hayırlı mübarek etsin. Diğer taraftan Tarım Kredi'nin bize şu katkısı var, onu da ben zikretmek istiyorum. Burada tavuk kombinası dediğimiz ürünlerimiz de Türkiye'nin dört bir tarafına bu marketlerimiz marifetiyle satılıyor. İnşallah yine peynircilik ve sütçülük üzerine bizde de tesisleri var. O da malumlarınız. O ürünlerimiz de burada satılacak. Bir taraftan kendimiz üreteceğiz, bir taraftan da kendimiz burada inşallah daha uygun fiyatlarla, maliyete yakın fiyatlarla inşallah tüketmiş olacağız. Buradaki gaye özel sektöre sekte vermek değil, onların yolunu kesmek değil. Tamamen piyasayı teknik tabiriyle regüle edebilmek, fiyatları kontrol edebilmek gayesiyle bu girişime Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde girilmiştir. Ardından Tarım Kredi Kooperatifi Cumhuriyet Şubesi açılışı yapıldı. Diyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin. Amin. Amsız, kimseye muhtaç olmadan yaşıyor.
Açılışa Erzincan halkının yoğun ilgisi vardı. Vali Mehmet Makas, alışveriş yapan vatandaşlarla fiyatlar hakkında sohbet ederek hayırlı alışveriş temennisinde bulundu. Çok daha iyi değil mi? Evet. Hadi inşallah. Allah tamamını erdirsin. İkinci bölge düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantısı Erzurum Valiliği koordinesinde 14 ilin katılımıyla yapıldı. Toplantıya Erzincan Valisi Mehmet Makas da katıldı. Toplantıda düzensiz göçle mücadele konusu ele alındı. İkinci bölge düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantısı Erzurum Valiliği koordinesinde 14 ilin katılımıyla yapıldı. Toplantıya Erzincan Valisi Mehmet Makas da katıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında düzenlenen toplantı Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Muş, Rize, Trabzon ve Tunceli valileri, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il göç idaresi müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, düzensiz göçün ülkelerin güvenliğini, sosyal ve ekonomik düzenini etkileyen önemli hususlardan birinin olduğunun altını çizerek, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş göç dalgasıyla karşı karşıya kalındığını ifade etti. Türkiye genelinde son bir haftada sahte içki nedeniyle alkol zehirlenmesinden 33 kişi can verdi. Erzincan'da ise sahte alkol nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri yaşanan ölümler sonrası depolara ve tekel bayilerine operasyon düzenliyor. Türkiye genelinde son bir haftada sahte içki nedeniyle alkol zehirlenmesinden 10 ilde 33 kişi can verdi. Erzincan'da ise metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden Halil Başer ile Aydın Gürkan yaşamını yitirirken, sahte içki yüzünden alkol komasına giren Y.A. ve K.B.'nin Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. Polis ekipleri yaşanan ölümler sonrası kaçak metil alkol üreten depolara ve sahte içki satan tekel bayilerine operasyon düzenliyor. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kızıldağ, Sakal Tutan ve Ahmediye geçitlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kızıldağ, Sakal Tutan ve Ahmediye geçitlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Araç sürücülerini uyaran yetkililer, araçlarda mutlaka zincir, çekme alatı bulundurulmasını ve gizli buzlanmaya dikkat edilmesini istediler. Sağlık Bakanlığı talimatıyla omikron varyantına alınan tedbirler kapsamında hatırlatma dozu süresi tüm aşılar için 3 aya indirildi. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada tüm vatandaşlar aşı uygulama merkezlerine davet edildi. Sağlık Bakanlığı talimatıyla omikron varyantına alınan tedbirler kapsamında hatırlatma dozu süresi tüm aşılar için 3 aya indirildi. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada tüm vatandaşlar aşı uygulama merkezlerine davet edildi. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkan Hirik, ülkemizde de görülen omikron varyantına karşı tedbir amacıyla belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan fazla süre geçen vatandaşların hatırlatma dozlarını müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık kuruluşlarında, Cumhuriyet Meydanı'nda ve Erzincan Park AVM'de kurulan mobil aşı istasyonlarında randevusuz olarak yaptırabilirler ifadelerine yer verdi. Erzincan İlçe Müftüleri 2021 yılı Aralık ayı toplantısı İl Müftüsü Burhan Çakır başkanlığında Kemah İlçe Müftülüğü'nde yapıldı. Toplantıda süreli yayınlar ve kitap okuma kampanyası görüşüldü. Erzincan İlçe Müftüleri 2021 yılı Aralık ayı mutat toplantısı İl Müftüsü Burhan Çakır başkanlığında Kemah İlçe Müftülüğü'nde yapıldı.
Toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 40. İl Müftüler İstişare Toplantısı gündeminin değerlendirilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın süreli yayın abonelik çalışması ile ilgili yazısı ve başkanlığın bağlı personel arasında kitap oku yorum projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerin ve yapılan etkinliklerin istişaresi yapıldı. Toplantının ardından ilçe kaymakamı Muhammed Şükrü Pekbak'a makamında ziyaret gerçekleştirildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin 15. yıl etkinlikleri kapsamında Erzincan'a gelen tiyatro oyuncuları, omikron tedbirleri kapsamında hatırlatma dozunun 3 aya indirilmesinin ardından 3. doz aşılarını Erzincan'da yaptırdılar. Piknik Sepeti adlı tiyatro oyununu sahnelemek üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne gelen tiyatro oyuncuları, omikron tedbirleri kapsamında hatırlatma dozunun 3 aya indirilmesi bilgilendirmesinin ardından 3. doz aşılarını Erzincan'da yaptırdılar. Tiyatro oyuncuları Sinan Bengiyer, Ahmet Çevik, Aylin Kabasakal, Cengiz Güleryüz, Yelda Alp, Serhan Atak ve Eyüp Emre Uçaray, İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkan Hiri'yi makamında ziyaret ederek 3. doz BioNTech aşılarını kuruma bağlı mobil aşı ekipleri tarafından yaptırdılar. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan -2, Erzurum -4, Sivas -2, 4, Gümüşhane 0-5, Bayburt -1, 3, Giresun 8-10, Elazığ 0-5, Tunceli -2, 4, Bingöl 0-4, Malatya 2-7, Yozgat -2, 1, Amasya 1-6, Kars -11, Van -2, 5, Ağrı -4, 0 derece. Dolar 16.09, Euro 18.23. Gram altın 935 lira, tam altın 6.080 lira, yarım altın 3.071 lira, çeyrek altın ise 1.535 liradan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.